canlı görüntüler şu anda ekranlarınızda. Helikopter kazasından sonra İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili cenaze merasimi. Bakın canlı görüntüler. Doğal ses var mı arkadaşlar? Dersu bir verebilir misin? İnşallah. Ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra. Merdum hareket eyleyin. Hareket eyleyin, size kurban olun. Ya Zehra, ya Zehra. Esselamu aleyk. Şehid-i Cumhur. Seyyid İbrahim ma. Boru doğret ve gerdem. Evet, burası Boru, Tebriz. İran'da bir helikopter kazası ve ülkenin Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti. Ve bir seçim yapılacak. Kabine acil koduyla toplantılar düzenledi peş peşe. Ve cenaze merasimini de canlı yayında izliyorsunuz. Türkiye'de dün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir günlük milli yas ilan edildi. Komşu İran halkıyla dayanışma ifadeleri var Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın içinde. Fakat şunu da söylemeliyim. Halkımızın içinden önemli bir kesim, biz neden milli yas ilan ediyoruz? Ülkemizin kurucu önderi Atatürk'ün anıt kabirine gitmeyen, bir Fatiha okumayan, bir çiçek koymayan, saygı duruşunda bulunmayı reddeden bir kişiyle ilgili biz neden milli yas ilan ediyoruz diye yoğun mesajlar geliyor. Ama ben de onlara şöyle yanıt verdim. Devletler bazen böyle yaparlar. Stratejik gerekçelerle, politik gerekçelerle benzeri uygulamalara gidebilirler. 28 Haziran tarihinde İran'da yeni cumhurbaşkanının seçileceği sandık başına gidecek İran halkı. Onu da ifade etmek istiyorum. Bu cenazenin Türklerin insansız hava araçları tarafından bulunması çok önemliydi. Dünya çapında yankı yarattı. Ama İran'ın bir kısım medyası ve bazı İran'ın devlet yetkilileri bunu ulusal gururlarını inciten bir durum gibi değerlendirdiler maalesef. Ama gerçek şu ki saatler boyu İran kendi ülkesinin cumhurbaşkanının düştüğü helikopterin enkazına ulaşamadı. Ama bizim insansız hava araçlarımız o enkaza ulaştılar. Bu da bir vaka. Bunu da ifade etmek istiyorum. Peki reisi dediğimiz kimdir diyelim? Ama şunu da söyleyeceğim. Bütün parçaları eksiksizle anlatmaya çalışıyorum ya. Tabii ben İran halkına başsağlığı diliyorum. Üzülenlere acılarını paylaştığımı ifade etmek istiyorum. Ama ben milli yasa uymam. Benim ülkemin kurucu önderinin mezarına gidip de bir Fatiha okumayan, bir çiçek koymaya reddeden kişi için ben milli yasa uymam. Onu da söyleyeyim.